Mor Cepken'den herkese merhaba. Evet sevgili eğitim izleyicileri, programımıza geçmeden önce herkesin kandilini kutluyorum. Hayırlı kandiller diliyorum. Evet, Mor Cepken'de bugün çok genç bir kadın konuğumuz var. Ben kendisiyle tanışınca çok heyecanlandım. Neden? Çünkü hem genç hem çok başarılı, üstüne üstlük de yazar olmuş. Kadın yazarımız bir kitap yazmış bu yaşında. Demek ki gerçekten çevresini çok gözlemleyen, yaşadıklarını hiçbir zaman unutmayıp not alan bir kişiyle karşı karşıya olacağız bugün. Evet, Esra Kurtuluş Soma'dan geldi. Bugün bizlerle, kendisine hemen hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldiniz Esra Hanım. Hoş bulduk Bedriye Hanım. Öncelikle tabii Soma'dan geldiniz. Uzak bir yoldan çok da uzak demeyelim aslında, değil mi? Artık yollar biraz, mesafeler kısaldı. 1,5 saatlik bir mesafe. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için öncelikle. Evet, ben biraz bir küçük bir giriş yaptım ama Esra Kurtuluş kimdir? Bir de sizden dinleyelim. Öncelikle bu nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı kandiller diliyorum. Teşekkürler. Esra Kurtuluş ben. 88 doğumluyum. Somalıyım. Bir çocuk annesiyim. Ne güzel. Yani, Oğul Türk ismini. Çocuk da yaptım, kariyer de yaptım. Evet. Her şey. Ne kadar güzel. Çok şükür. Maşallah. Sosyal hizmet ve çocuk gelişim uzmanıyım. Harika. Nefes terapistiyim. Oo, ne kadar çok meleke var, ne kadar çok eğitim var. Yani aslında böyle çok kimliğim var ama tabii çocuğum olması nedeniyle annesiniz. Şu sıralar annelik kimliğinde daha çok dolaşmaktayım. Ne kadar güzel. Harika, doğru. En önemli kimlik aslında bir kadın için. Anne olduk, çocuk dünyaya getirdikten sonra birinci kimliğimiz, değil mi? Allah bütün çocuklarımızı bağışlasın öncelikle. Acılarını da göstermesin. Evet, tabii biz titrinizi yazarken sosyal hizmet uzmanı ve yazar dedik. Ama bunun yanında çocuk gelişim uzmanısınız aynı zamanda. Aynı zamanda nefes terapistisiniz, doğru mu? Anladım. Tabii bunların hepsi insanı böyle olgunlaştıran, değil mi? Donanımlarını arttıran, melekeler kazandıran iş meslek grupları ya da ek dallar diyelim. Biraz eğitiminizden bahsedelim o zaman. Yani çocuk gelişim uzmanlığıyla mı başladı her şey? Sonrasında ilaveler yapayım, daha da birikimli olayım dediniz. Nasıl bir yolculuktu? Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmet bölümünden mezun oldum ilk etapta. Tabii sosyal hizmetle çocuk gelişimi bölümleri birbiriyle örtüşüyor aslında. Tabii ki. Yani ben şöyle gireyim olaya. 5. sınıf öğrencisiyim. İlkokulu 5. sınıf. Okulumuzda bir kompozisyon yarışması düzenleneceği haberini aldık. Sonrasında bize bir spor aleti tanıtmamız istendi. Çizerek ve onun adını yazarak. İlkokul 5'teyken. İlkokul 5'te. Çok evet. Güzel. Sonrasında ben bir spor aleti, yani karşı komşumuzun bir spor aleti vardı. Şöyle el ayak koordinasyonunu sağlayan. Hemen kendilerine gittim, rica ettim. Hani fotoğraflayıp işte üzerine yazı yazabilir miyim şeklinde. İzin verdiler, sağ olsunlar. Öylelikle yazdım da yazdım. Yani içimden ne geçiyorsa o anda. Neler yazdınız? Yazma dürtüm varmış yani aslında. Ama değil mi? Hani hep coştunuz diyoruz orada. Ya, aslında her insanın potansiyeli vardır içerisinde. Gizli bir potansiyeliniz vardır. Ve bunu keşfetmek çok önemli. Aslında bir terapi. Tabii ki. Değil mi? Sonrasında bu kompozisyon yarışmasının olduğu gün tabii okunuyor kompozisyonlarımız, resmediliyor, işte inceleniyor. Ve ben birinci oldum. Ay şahane. O günden sonra Türkçe öğretmenim bana sen yazmalısın demişti. İşte burada da öğretmenin, eğitimcinin önemi. Aynen öyle. Kesinlikle. Yol gösterici olarak. Tabii ki. Kesinlikle çocukları çok iyi gözlemleyen bir eğitimci olması gerekiyor. Bunu da benim üzerimde çok çok iyi yaptı. Kendisine buradan hürmetlerimi iletiyorum. Şahane. Çok güzel. Bayıldım. Yani ilkokul öğretmeniniz aslında orada sizi keşfetti. Aynen öyle. Dolayısıyla ben de bunu bırakmadığım için kendimi keşfetmiş oldum. Kendimi bulmuş oldum ve kendimi gerçekleştirmiş oldum bu anlamda. Çok güzel. Çok güzel. Harika. Yani bu yazma dürtünüz gelişti. Peki sosyal hizmet uzmanlığını nereden akıl ettiniz? Sonrasında ben çocukları zaten o yaşımda, bu yaşımdan beri çok seviyorum. Yani hep yolum çocuk olsun istedim. Hatta öyle ki bebek arabalarını çok severdim. Evet. Hep böyle mahallede bebek arabası olan komşularımızın arabalarını kaçırır. Onları saklardım falan. Hani oradan diyorum hala şimdi böyle zaman zaman konuştuğumuzda. Bebek arabaları saklıyordunuz. Evet. Oradan belliymiş hani çocuklara karşı ilgimin olacağı.
Yani hayal kuruyordunuz herhalde tabii orada. Tabii ki hayal kuruyordum. Yani hep yolum çocuk olsun istedim. Evet, çünkü sevgili izleyiciler, sohbetimizde de program öncesinde Esra Hanım hayallerinden bahsetti. Yani çok önemli şeylerden bahsettiniz o görüşmemizde. Kesinlikle. Şimdi burada da o hayal başlangıcı nereden evet. geldiği çıkıyor ortaya. Sonrasında tabii izlediğimiz haberlerde işte huzur evleri, rehabilitasyon merkezlerindeki bakıma muhtaç yaşlılarımızı görüyorduk. Hani takdir edersiniz ki hani dayak yiyen yaşlılarımız bile oluyor. Hala da zaman zaman bu haberleri izleyebiliyoruz. Maalesef, ne yazık ki maalesef. Üzülerek izliyoruz. Evet, gerek kreşlerde çocuklara dayatılan evet. eğitim sistemi, işte bir şeyleri zorla yaptırma evet. şeklinde. Yine bu haberlerden birinden çok etkilenmiştim ben. Huzur evlerinde bir haber yapılmıştı. Evet. Sonrasında ertesi günü bunu öğretmenimle paylaşmıştım. Ve sosyal hizmeti ben kendisinden o zaman öğrendim. Hani anladım. Böyle bir bölüm var. Hı hı. Kişiliğin zaten örtüşüyor. Evet, yatkın. Hani eğer sen de severek yapacaksan bu işi, çünkü bunun yanında bu iş çok özveri ve sabır isteyen bir iş. Tabii. Ve gönüllülük de isteyen bir iş. Kesinlikle. Yani sevmek sadece asla meslek yapmaz. Olarak tabii mümkün ki. Değil. Yani tabii bu ki. Sen meslek hemen... olarak dediğiniz gibi bakmayacağız evet, asla. Evet. Yani gönülden gelmesi lazım. Sosyal bir iş çünkü bu. Kesinlikle öyle. Sosyal hizmete de o an karar vermiştim. Yani demiştim ki tamam, ben ya çocuk gelişimci olacağım ya sosyal hizmet uzmanı olacağım. Çok güzel. Yani. Çok güzel. Örtüştürdünüz kendi kişiliğinizle. Aynen öyle. Zaten oradan üniversiteye sosyal hizmetle başladım. Hı hı. Sonrasında çocuk gelişimde o kariyere de devam etmek istedim. Hani neden? Çünkü sosyal hizmet dediğimiz zaman aslında sosyal hizmetin tanımı şu. Yani ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda hı hı. sorumlu olan grup ya da toplulukların hı hı. sorunlarını çözümlemek. Evet. Yani sosyal hizmet tarifi bu. Evet. Sosyal hizmet dediğimiz zaman hı hı. yani bunun içerisine huzur evleri giriyor. Evet. Rehabilitasyon merkezleri, işte Kızılay. Evet, ama şimdi yani, artık bütün kurumlar içerisinde tabii, de sosyal hizmet işte, uzmanlığı ihtiyacı birimleri var. Yani aslında burada bir anlamda hani insanlara ruhsal anlamda destek olmak. İyileştirici. Tabii ki. Evet, doğru söylüyorsunuz. Onarıcı. Sonra tabii çocuklarla o bebek arabalarını kaçırma hevesiyle. Tabii bir çocuk gelişimi. İçiniz nokta kaldı. Yani ben tabii biz o dönemde sosyal hizmet uzmanları kreşlerde de çalışabiliyordu. Doğru. Hı-hı, kreşlerde. Ama şu anda biz kreşlerden ayrıldık. Hı-hı. Okul öncesi ve çocuk gelişimi mezunları çok fazla olduğu için hı-hı. biz sadece sorumlu olarak görev alabiliyoruz. Anladım. Artık o saha onları evet. ayrıldı tamamen. Ama ben her zaman çocuklarla çalışmayı tercih ettim. Yolum buydu. Sonrasında ne yapabilirim daha fazla? Hani sayılan, sevilen bir kişi olabilmek için, işte şöyle parmakla gösterilebilecek bir kişi olmak için ne yapabilirim? Şimdi bunun ardında aslında yazarlık sakla. Ben yazar olarak da çok ünlü olmak isteyen bir bireyim aslında. Ne kadar güzel. Hani böyle tabii o zamanlar güzel. Hani küçük. Bu ego değil, bu tamamen bir ufuktaki hayal. Harika. Küçüklükten gelen bir şey olduğu için hani yeri gelir çocuktur. Hani özlenir işte ne bileyim o pırıltılı hayata böyle. Değişik bakar çocuk dediğimiz zaman. Bende de öyle bir ruh hali oluşmuştu. Yani dedim ki yok ya ben ünlü olacağım. Hani içimden gelen bir şey bu. İçimde öyle bir ışık var. Bunu hissediyorum. Tabii bu arada hani manken ya da oyuncu olmak da istemişimdir. Onu da iliştirelim buraya. Ne güzel. Ama işte hani şartlar el vermediği için. Gerek kültürel gerek ailesel. Evet. Çevresel. Tabii bu anlamda ben bu yoldan gitmeye devam ettim. Sonrasında mezun oldum. Mezun olur olmaz. Şimdi hani ünlü olacağım ya aklımda o var. Dedim ki ben İstanbul'a gideceğim. İstanbul'dan başlayacağım ben. Güzel. Çocuk evlerini tek tek arıyorum. İşte. Yani sosyal hizmet uzmanı çocuk gelişimiyle ilgili işinizi İstanbul'dan başlayarak yapmak istediniz. Evet. Bir çocuk eviyle anlaşma sağladık. Yani o da nasıl? Şöyle dedim ki hani ben Manisa'dan çalışmaya geleceğim, çalışma hayatına katılacağım. Dolayısıyla yeni mezun. Hı hı, hı. Eğer bana konaklama sağlarsanız ben sizin bana teklif edeceğiniz işi kabul edeceğim. Çok güzel. Sağ olsunlar, kabul ettim. Tabii siz bunları yaparken aileniz ne diyor?
Aile her zaman arkamda. İşte en önemli nokta evet. Bu değil mi? Evet. Destek. Hani iyi ki o aileye sahip olmuşum diyorum tabii, her zaman. Tabii. Yani her zaman, her konuda, her anlamda evet. Arkamdalar. Hiç desteklerini esirgemediler. Aileler sahip çıkacak çocuklarına. Tabii, kesinlikle çok önemli, öyle. Evet. Sonra yolum İstanbul'a düşüyor. Orada bir çocuk evinde başlıyorum. Hı hı. Ama tabii bu çevreye yayılmak için daha çok şey yapmam gerekiyor. Ne yapmam gerekiyor? İnanın, sırf tabii maddi anlamda da tabii. Büyük bir kazanım sağlamanız gerekiyor. Çünkü İstanbul gibi bir metropol şehirden bahsediyoruz. Dadılık yaptım. Dadılık? Evlerde. Ciddi evet. mi? Bildiğiniz dadılık. Yani. Yani bu şu anlamda çok güzel. Neden bu bilgileri böyle keyifle dinliyorum? Yani bir kadın, bir kız çocuğu işte 5. sınıftan itibaren bir hayali var. Hayalleri var aslında. Biraz yelpazeyi de geniş tutmuş bir kız çocuğu. Sonrasında bunları bir bir yerine getirmek için bir mücadele veriyor. Ama tabii burada en büyük destek sevgili izleyiciler aile. Kesinlikle. Yani kızına sahip çıkan ve onun istekleri, hayallerine yani mutlu olacağı. Hayallerine de destek oluyor. Arkasında duruyor. Bu çok kıymetli ama siz de hani sırtınızı dayamamışsınız. Yine dadılık yapacak kadar yani hani ben bunu istedim. İstediğim şeyi başarmam gerekiyor ve bunun için gerekiyorsa dadılık da yaparım dediniz. Kesinlikle. Ve dadılık da yaptınız İstanbul'da. Kesinlikle. O şekilde. Ama olsun çocuklarla ilgilenmek istiyorduk. Ya zaten hani çalıştığım çocuk evinde de bu teklifleri alıyordum. Yani elit ailelerin çocuklarıydı. Hani çocuklarına özenle eğitim evet. verilmesi isteniyordu. Hani işte evimize de hani gelsen bu anlamda çocuğa destek olsun. Bir de ikinci kez hani evet. bir adım atsanız onu büyütsek. Pişirse iyice. Evet. Bunu da değerlendirmiş oldum bu anlamda. Sonrasında yani anne olmadan önce evet, zaten anne olmadan çok önce. Çocuğa kısmen annelik ablalık. Evet, evet. Güzel. Sonra yazılara daha çok önem vermeye başladım. Artık şimdi tabii istediğimi elde ettim. Hı hı. Dedim ki artık biraz yazmaya başlayayım. Çünkü unutacağım. Hani yazmayı unutacağım artık. Çocuk gelişiminde ekleyince. Sonra işte yazıyorum. İçimdekileri kaleme döküyorum. Evet. Sonrasında yine bir gazeteci arkadaşım tarafından keşfedildim. Dedi ki ya hani... Esra'cığım yani bunları bir gazetede yayınlasak. Hani yazdıklarını insanlar... biriktiriyor muydunuz? Evet, yani yazdığınızı evet, böyle evet. kenarda. Ha, lise önemli. Dönemimde çok yazmıştım. Bunlar en nedir? Hani küçük küçük hikayeler mi, makaleler mi, neler yazdınız orada? Yoksa aklınıza gelen deneme türü anladım. Aynen deneme türü. Mesela herhangi bir yere gittiğim zaman ya da bir atmosferde bulunduğum zaman evet. çok etkilendiğim bir şey olduğunda bunu hemen yazıya dökerdim. Çok güzel. Dolayısıyla yazıya döktüğünüz zaman aslında evet. onun içinden başka bir şey çıkıyor. Anı sabitliyorsunuz gibi. Orada. Evet. Ve matruşka gibi farklı duygular çıkarıyorsunuz içinizde. Açtıkça. Evet. Ne güzel. Şimdi çok bambaşka bir yere geleceğim. Benim amacım neydi? İşte sayılan. Ünlü olmak. Ünlü bir kişi olmak. Aslında burada mutlu olacağımı düşünüyorum. Oldum da ama evet. mutlu oldum mu? Kesinlikle hayır. Yani tek başına bunlarla hayır. Kesinlikle hayır. Evet. Paylaşmak mı gerekiyor orada? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir uçak kazası hayal edin. O enkazın sebeplerini öğrenmek için neye başvurulur? Kara kutuya. Her insanın da bir kara kutusu da vardır aslında. Yani şimdi hepimizin evet. içeride gizli bir kara kutusu vardır. Tabii. Olumlu ve olumsuz kayıtlarla dolu. Doğru. Şimdi ben size olumsuz kaydımdan bahsedeceğim. Yine ilkokul sıralarındayım. Bu işte kompozisyon yarışmasının olduğu dönemlerde. Matematiği hiç sevmiyorum. Evet. Çünkü hani potansiyel dedik ya az önce, yetenek. Evet. Bizim ülkemizde eğitim sistemimiz bu şekilde yürür. Çünkü hani siz incir ağacından kiraz beklersiniz. Doğru. Çok yanlış bir şey. Doğru. Aşı da tutmaz. Şimdi yani evet. Ne yazık ki. Şimdi yani ben sayısal zekam yok denebilecek kadar az. Yani çok normal. Ama işte ülkemizde ne yazık ki dışlanıyoruz bu şekilde. Tabii. Ve dışlanan bir hepsi olmak zorunda. Tabii. Başarı hani için. Yeteneğine göre insanlar yönlendirilmiyorlar. Doğru.
yeteneğine, melekesine, evet, isteğine göre değerlendirilmiyor. Yani daha çok küçücük. Hani ağaç yaşken aslında atalarımızın sözleri var da biz uygulamada biraz zayıf kalıyoruz. Kesin. Aslında hepsi doğru. Değil mi? Ağaç yaşken eğilir. Evet. Ağaç yaşken bu çocuk yazabilir. Bu çocuk ressam olabilir. Bu çocuk müzisyen olabilir. Bunun kulağı var. Çünkü ben de öyle bir handikapın çocuğuyum. Ben de bir kayıp yaşadım bu anlamda. Siz anlatın. Sonra küçücük örnekleriz biz de. Evet. İlkokul çağlarındaki kara kutudaki kötülüklerden bahsediyorduk. Yani matematik dersini hiçbir zaman sevemedim. Evet. Dolayısıyla tabii ki yani sonuçta bu anlamda geri zekalı mıyım? Tabii ki değilim. Hani estağfurullah. Bunun eğitimini alsam işte birebir ders vesaire üstüne düşsem tabii ki bu olacak. Ama olur ama mutlu olmazsınız. İstemiyorum. Yani ve ben matematik dersini yapamadığım için, beceremediğim için sınıftaki arkadaşlarımın bir kısmı tarafından aşağılandım. Aa. Yani işte Esra matematik bilimi yok ki. Ve aynı şeyi matematik öğretmenim de yaptı bana. Yani işte ne demek uyguladılar size? Yani matematik bilmeyen insan hiç hayatta bir meslek sahibi olamaz. Sen bir hiçsin. Sok kızım şeklinde. Yani işte orada bakın iki eğitimci değil mi? Türkçe öğretmeninizin verdiği destekle matematik öğretmeninizin kara kutuda bir iyi bir kötü deneyim oluşmuş zaten daha o zaman. Evet. İşte bu Esra onaylanmak istedi. Takdir edilmek istedi. Kötü konuşma sahibi yapar gibi olmuş bu. Görülmek istedi. Yani aslında bizim tamamıyla hayat tecrübemiz bu içimizdeki kara kutulardan meydana geliyor. Doğru, doğru. Biriktirdiklerimizle alakalı içimizde. Doğru. Aynen öyle. Ve sonrasında da İstanbul'da dadılık macerası. Dadılık macerasından sonra tekrar memlekete dönüş mü oldu? Ne yaptınız aynen orada? Aynen öyle. Burada Manisa Merkez'de Doğu Koleji'nde bir süre görev yaptım. Evet. Sonrasında evlendim. Evet. İşte hayat arkadaşım olacak olan kişiyle tanıştım. Evlilikte de yine... Hayalinizde bir evlilik var mıydı o zaman yani? Yoktu. Yok muydu? Yoktu aslında. Yani tanışınca tabii o aradaki sevgiyle tabii ki aslında bu duygular sayesinde mutlaka karşılıklı hisler, duygular. Ki bir anda olan bir şeydi. Ama ben evliliğimde de aynı problemleri yaşadım. Mesleğimden dolayı küçük görüldüm. Aşağılandım. Aa. Mesleğinizden dolayı. Yani evet, sosyal hizmet uzmanısınız, evet, çocuk gelişim uzmanısınız ve nefes terapisi sonra mı? Sonra, evlilik sonrasında. Sonra, evet. Ve siz iki melekeyi taşırken, iki mesleği de taşırken ve çok da kıymetli, ben gerçekten telefonda da görüşmemizde de bahsettiğim gibi sosyal hizmet uzmanlığını çok önemsiyorum. Neden? Çünkü benim de bir yaram var. Ben Manisa Üzümcüler İlkokulu'nda okudum. Yurdumuz işte yetiştirme yurdu arkadaydı. Şimdiki aile sosyal politikaların olduğu yer. Ve benim oradan arkadaşlarım vardı. Ve o arkadaşlarımı ben evimize getirdiğim zaman rahmetli annemde de dehşet bir çocuk sevgisi olan bir insandı. Benim annem aşırı sabırlı, aşırı çocuk seven. Gerçekten o anlamda sevgi yumağında büyüttü bizi. Annem de babam da. Nurlar içinde yatsın maalesef. Ondan sonra ve o zamanda da ben onların orada yemeklerine de giderdim. İsterlerdi. İlla ben biz sizana geliyoruz. Bize geldikleri zaman yemek istemezler. Beraber yumurta kırını derlerdi. Yani aile ortamını yaşamak isterdi. Annemin dizine yatmayı severlerdi. İşte annemin dizine yatsınlar, annemin başlarını okşasın, anne desinler. Eksikleri bu. Ve orada da ben bir iki kere yemeğe de gitmiştim sırf ayıp olmasın, şey olmasın diye. Ve orada çıkan o zamanki dönemdeki yemekleri çok iyi biliyorum. O zaman hep içim cız eder. Yani o anlamda hani kara kutuda biriken şeyler belki. O nedenle belki bir hassasiyet sonrasında ne oluyor? Siz toplumda başka türlü bakmaya da başlıyorsunuz. Kesinlikle. Benim eşim gözlerini kaybetti. Kör oldu. Engelli dünyasına giriş yaptık. Ufkumuzda yeni bir ufuk açıldı. Başka bir gözle bakmaya başlıyorsunuz. Hani gönül gözünüz mü açılıyor? Bir şey oluyor. Tıpkı sizin bu verdiğiniz örnekler gibi. Yani siz beklediğiniz gibi bir evlilik hayatı olmayınca biraz duvara çarpmış gibi oldunuz. Öyle mi? Kesinlikle.
Anladım. Yani meslek anlamında dediğim gibi çok aşağılandım. Çünkü hani hayatımı birleştirdiğim insan... İşte bu sosyal insan... çok önemliydi. Yani o zamanki eksiği tamamlayan kişilersiniz siz. Bizim o çocukluğumuzda gördüğümüz eksikleri tamamlayacak, gözlemleyecek, iyileştirecek kişilersiniz aslında. Ama aslında sosyal hizmet mesleğini bilmeyen çok insanımız var. Yani evet. Şu son yıllarda gündeme gelmiş durumda. Ve benim üniversite artık bölümü açmaya başladıkça tercih edilir hale geldi ki çok yüksek puanlarla ilk etapta aldı ki siz de o dönemdensiniz. Bravo, tebrik ediyorum. Gerçekten yüksek puanlarlaydı ve gerçekten çok kıymetli. Şimdi artık bütün kurumlarda bile sosyal hizmet uzmanı, bir sosyolog bulundurma zorunluluğu geliyor. İhtiyaç. Artık neden? İnsanlar o kadar sıkıntı içerisinde, dünyanın artık terazisi değişti. Hepimizin böyle bir desteğe ihtiyacımız ve artık hani destek almam gibi bir lüksümüz de yok artık. İsteyip almak durumundayız maalesef. Ve siz bu anlamda meslek olarak küçük görüldünüz. Kesinlikle. Çünkü kendisi de zaten hani sosyal hizmet uzmanı, az önce de bahsettiğim gibi, bilmiyordu. Evet. Sosyal hizmet ne demek? Kendi cahilliğini böyle ne kapattı demek? Yani. Artık ne derseniz deyin. Dolayısıyla psikolojik şiddet fazlasıyla gördüm. Hani fiziksel yaşamadım ama inanın psikolojik şiddet daha çok yaralıyor insanı. Tabii. Yani. Ve ardından tabii. O duvarı aşmak çok zor çünkü. Kesinlikle. Yani anlatmaya çalışıyorsunuz, sizi anlamıyorlar. Evet. Dolayısıyla bir çocuk söz konusu. Şimdi her zaman söyleriz bunu. Çocuğun üç ebeveyni vardır. Anne, baba ve anne baba ilişkisi. Evet, bunu yazmışsınız siz. Gördüm. Evet, bunu çok güzel. Döktüm. Hani, çok güzel. Anne baba ve anne baba ilişkisi. Yani iki, sadece anne baba değil ebeveyni demişsiniz. Kesinlikle. Çok doğru bir şey tespit etmişsiniz. Ve üçüncüsü çok önemlidir. Gerçekten çünkü, önemli olan o zaten tabii aslında. Tabii ki yani anne baba ilişkisi ne kadar güzel olursa çocuk da yani o şekilde yetişiyor. Hı hı. İçindeki potansiyellerini o şekilde ortaya evet. çıkarabiliyor. Eğer ya inanın hani anne baba tartışmasın hiçbir şekilde ama o an eğer siz birbirinize küskünseniz ve bunu belli etmemek için çabalıyorsanız, debeleniyorsanız sırf o çocuk üzülmesin diye ne yazık ki boş. Çünkü o çocuk bunu hissediyor. O surat ifadesinden, o tavırlardan. Ben bunu daha önce örnek olarak vermiştim. Kendimden bir sır daha vereyim. Şimdi hala tartışıyorsun diyelim ki evet. benim de işte çocuğum o zaman 3 yaşlarında, 4 yaşlarında herhalde oğlum var benim de. Allah bağışlasın. Ondan sonra işte bir tartışma olduğu zaman sırf yanlış anladım. Ben de tiyatrocu kimliğim de var benim. Uzun yıllar tiyatroda görev aldım. Ondan sonra ben artık nasıl bir oyun yapabilirim? Hani yanlış anladım. Biz tiyatro oynuyoruz anneciğim. Çünkü hani tartışıyorsun bitiyor sonra gidiyorsun ya. Tiyatro oynuyoruz. İşte arada büyükler böyle tiyatro oynar. İşte tiyatro oynarken arada sesi yükseltmek gerekir falan. Kendimce bir çözüm buldum. Aradan zaman geçti. Benim oğlum dedi ki artık bu tiyatro bir bitsin. Bu tiyatro ne zaman bitecek? Yani dediğiniz gibi hiç de inanmıyorlar aslında. Kesinlikle. O an sadece inanmış gibi yapıyor. Çocuklar daha akıllı bu konuda. Haklısınız. Kesinlikle. Dolayısıyla hani o anı yaşadığım için, şimdi o tabloyu çok iyi gördüğüm için ve bildiğim için çünkü 10 yılı aşkın çocuklarla çalışıyorum. Evet. Yani tahmin edebiliyorsunuz çocuğun bakışından da. Tabii ki. Bir de annesiniz, hissetmez tabii misiniz? Ki. Her şeyi. Her şeyden önce içgüdü ortaya çıkıyor. Tetikler. Dolayısıyla hani olmayacağı kararına vardım. Hı hı. Çünkü ben çocuğuma sağlıklı bir annelik yapamazdım. Psikolojik şiddet altında. Nasıl yapabilirsiniz? O çok önemli ki? İşte. Tabii ki. Evet sevgili izleyiciler, aslında burada Esra Hanım hepimize ders çıkarmamız gereken çok güzel bir şey anlatıyor. Lütfen can kulağıyla dinliyoruz. Evet. Yani o noktada karşıma aldım kendisini. Hı-hı. Yani konuşarak. Bu şekilde yürütemeyeceğimizi anladım. Ve bitirme kararı aldık karşılıklı. Çünkü olmayacağınızı o da anladı. Hı-hı. Yani belli bir saatten sonra artık yormaya gerek yok. Yani yıpranıyorsunuz gerçekten had safhada. Bu çocuğunuza yansıyor. Çocuğun psikolojisi zaten alt üst oluyor. Tabii karşılıklı yani tabii burada sıkıntıların oranları değişebilir ama karşılıklı bir yıpranma. Tabii psikolojik şiddette siz tabii ki daha büyük baskı altında kalmışsınız ama çok şükür ki anlayış gösterilmiş. Tabii çünkü hani sonunda. Neden psikolojik şiddete değindim? Çalışmama izin verilmiyordu her şeyden önce ve verilmeyecekti. Hmm. İşte tamam. Ben odama yazı yazmak için girdiğimde
bu engelleniyordu. Anladım. En basit örneği. Anladım. Yani benim çalışma hayatım, sosyal hayatım bitme derecesine gelmişti. Siz siz olmaktan çıkacaksınız artık tabii yani. Ki. Aynen öyle. Kendimi kaybetmiştim. Hani ben kimim? Ben ne işe yarıyorum? Tabii kimliğinizi kaybediyorsunuz. Ve psikolojik şiddetle. Engellemelere maruz kalacağım için ben kim olacağım bundan sonraki hayatımda? Yani evet. Buna neden başka bir insan karar veriyor? Doğru. Üstelik de bir annesi olmuşsunuz. Tabii ki. Ve bu anlamda bitirme kararı aldık medeni bir şekilde. Güzel. Noktayı koyduk. Ondan sonra, yani bu karar almak bir kadın için gerçekten çok zor. Erkeğin zor. Boşanma kararı alması daha kolay. Evet. Çünkü orada hala yine ülkemizde her ne kadar biz batıdayız, işte oradayız, buradayız değil. Yine de erkektir olayı var. Hani daha uzun cümlesini söylemeyeceğim onun devamını ama ne yazık ki bu halen var. Ve boşandığı zaman hatta halen daha anneler hemen aman ne olacak canım birisini bulur, daha gencini alır, şöylesini bulur, böylesini alır. Yok öyle bir dünya. Mutlu olmak için almak gerekmiyor. Yani böyle bir dünya yok değil. Doğrusu değil. Ama ne yazık ki erkek de bu rahatlığın içerisinde oluyor. İster istemez oluyor aslında. Çünkü çevresi onu o şekilde itekliyor zaten. Yani orada %100 suçu da ona vermiyorum. Yani etrafın şekillendirmesiyle de alakalı bir şey. Yani bu anlamda size tebrik ediyorum. Medeni bir şekilde ayrılmayı başarmışsınız. Kararınızı çok güzel test etmişsiniz. Tabii bu mesleğin içerisinde pişmiş olmanın verdiği artılar çok önemli tabii ki. Tabii kesinlikle. Boşanma kararını aldınız ve ondan sonra oğlunuzla, değil mi? Evet. Oğlunuzla. Adı neydi? Oğul Türk. Oğul Türk maşallah adıyla yaşasın. İnşallah. Onunla beraber hayata devam ediyoruz. Evet, doğru. Devam ediyoruz. Yani peki sonrasında iş hayatına başladınız mı? Başlayabildiniz mi? Tabii iş bulmak da hani tabii. Hemen patlıyor olmayacak mutlaka. Yani takdir edersiniz ki günümüz koşullarında ki evet. Ben Manisa'nın Soma ilçesinde yaşamaktayım. Evet. Ve ilçede yaşadığınız zaman küçük yer malum. Hı hı. Bu birçok insan tarafından çok suistimal ediliyor. Hani emeğinizin karşılığını alamıyorsunuz. Evet. Kesinlikle. Evet. Doğru. Yani yine bir yıl çalıştım. Hı hı. Çocuklarla birebir özel eğitime gittim. İşte özel ders verdim bu şekilde evde. Çalışma hayatım oldu. Çocuğum çok küçük olduğu için o da yani bir kuruma girmek istemedim. Doğru. Çünkü nihayetinde onun da bakım ihtiyacı var. Daha part-time çocuğunuza zaman olacak şekilde. Aynen öyle. İşte sonrasında bu boşanmanın verdiği izler, çevremde gördüğüm boşanmış ya da boşanma arifesinde olup da bir türlü karar veremeyen. Neden? Çünkü çocuğumuz var ya da çocuklarımız var. İşte ekonomik özgürlüğüm yok. Ben nereye gidebilirim? Çünkü baba evine dönse oradan da dışlanacak. Tabii işte diyoruz ya aile her zaman destek kesinlikle, olmak zorunda. Kesinlikle. Olmalı yani. Kesinlikle. Annelik babalık ölene kadar. Kesinlikle. Çocuğunuz kaç yaşında olursa olsun koca torunları bile olsa annelik babalık ölene kadar. Muhakkak. Ama ne yazık ki işte anne olmak var, anne olmak var, aile olmak var. Yani herkes bunu beceremiyor. Evet. Bu net. Doğru. Sonrasında tabii ben kendi yaralarımla çevremdeki kadın dostlarımın, insan kardeşlerimin yüklendikleri yüklerine omuz olmak istedim. Onlara el uzatmak istedim. Şöyle oturup bir düşündüm. Dedim ki benim bunu kitaplaştırmam lazım. Evet. Yazarlık olayına geliyoruz artık. Evet. Nasıl? Yani biriktirip köşede, kenarda, 5. sınıftan beri bir kompozisyon yarışmasıyla başlayan yazma merakı, sonrasında kara kutuda birikenler, hepsi artık çıkmak istiyoruz. Artık bizi dışarı, bizi özgür bırak, artık bunları paylaş dedi herhalde. Öyle kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Fışkırdı. Resmen fışkırdı. Sal bizi. Evet. Çünkü... İnanın ben bu noktada evet. Özellikle evliliğimi bitirdikten sonra kendimi bulma çabası içerisine girdim. Çünkü ciddi anlamda artık hani kim olduğumun resminden çıkmıştım. Evet. Yani çok zor bir şey bu. Çünkü tekrar kendinizi aramak kadar zor bir şey olabilir mi? Nasıl yaşıyorum diyorsunuz. Dedim ki yani ben kendimi tekrar kendime döneceğim. Hı-hı. Ve çevremdeki kadın dostlarıma da bu hı-hı. anlamda el omuz olacağım. Onların da okumasını sağlayacağım. Artık hani herkes bir silkelensin, kendine gelsin şeklinde. İşte az önce yine bahsettik. Kara kutu dediğimiz evet. yer. Onaylanmak istendik. Takdir edilmek istendik.
Ama mutlu oldum mu bu yaptıklarımın sonunda? Hayır, olmadım. Çünkü kimin takdirine en çok ihtiyacım vardı? Benim. Kendiniz. Benim. Kendinizin kabul etmesi gerekiyor. Aynen artık. Öyle. Doğru. Çevre tabii ki, yani çevrenin kabul etmesi çok kıymetli, çok önemli gerçekten, öyle mi? Hani mutluluğu böyle huzurla birleştirmek için tabii ki önce kendinizin. Hani aynadaki kendimizle barışık olmak çok önemli. Kesinlikle. Yani dediğiniz gibi sonrasında aynanın karşısına geçtim. Hı hı. Dedim ki kendini gerçekleştir. Artık bu zaman. O zaman. Dedim ve içime yöneldim. Bu kitabı yazmaya başladım. Kitabı yazmaya başladınız. Yani bu, tabii ki biriktirdiniz. Hı hı. Yani ayrılık aslında evliliğin bitişi sizin kendinizi bulmanızla ilgili hızlı bir çıkış yakalamanızı sağlamış belki de. Ve sonrasında da tabii kitap yazmak büyük cesaret de aynı zamanda. Çünkü hani artık o duygular sizden çıkıyor. Değil mi? Şimdi o zamana kadar onlar da sizin çocuğunuz gibi. Hani ben ya bunlar benim çocuklarım, ben benim çocuklarım. Sonra artık bunlar sizin çocuğunuz değil. O duygular, yazdıklarınız, ne yazdıysanız hepsi artık ne oluyor? Elden ele, elden ele paylaşılmaya, okunmaya, tartışılmaya, hatta eleştirilmeye başlanıyor. Geri dönüşünün tam ne olacağını kestiremediğiniz bir şey kitap. Şiir de öyle, hepsi öyle. Çok kıymetli. Duyguları yazabilmek kadar güzel bir şey yok. Çok önemli bir terapi ama siz artık bu terapiden çıkıp bunu ciddi bir kitap haline getiriyorsunuz. Evet, kitabınızın başlığını alalım, adını alalım. Kitabımızın ismi Şifa Tanecikleri. Şifa Tanecikleri. Özdeğer ve öz şefkat içeriyor. Yine dediğim gibi kendini bulma, özüne dönme. Çünkü çevremizin bize giydirdiği bir sürü gömlekler var. Tabii. Bedriye Hanım. Tabii. Yani işte yok o öyle olsun da, yok yok şöyle ol da, işte şu bölümü oku da, bak sana çok yakışır vesaire, şunu yap, bunu yapma kesinlikle, sen bir kadınsın, bunu yapamazsın şeklinde. İşte gömlek, palto, ne derseniz deyin. Bu da boşandıktan sonra, boşandın artık sen. Hani sizin sırtınıza yüklüyorlar da yüklüyorlar. Tabii. İşte. Bunu en çok kadınlar da yapıyor, biliyor musunuz? Kesin. Oo, tamam. Yani bu gömleklerden sıyrılmamız lazım. Aynen. Kadının artık kendisinin farkına varması kesinlikle lazım. Birisi bir şey başardıysa, boşandı, tamam, boşandıktan sonra biz destek olacağız, köstek olmayacağız. Madem ki onun zor bir durumda olabileceğini akıl edebiliyorsak, onun etrafını, çapını daha da daraltarak sıkıştırmamamız lazım. Tam tersine onunla beraber, onunla duygularını yaşayamayız. Tabii ki aynı şeyi hissedemem. Şimdi ben sizin o duygularınızı hissedemem mümkün değil. Ama bu anlamda bir cesaret sergilemişsiniz. Ve psikolojik şiddeti tasvir etmişsiniz siz. Anlamışsınız. Hala psikolojik şiddetin içerisinde olduğunu farkına varmayan kadınlarımız var. Onun ne olduğunu adlandıramayan kadınlarımız var ve siz tabii ki eğitiminiz, bilginiz, beceriniz, bir de kendinizin farkına varmak. Yani kimliğimi kaybediyorum. Bu çok önemli bir farkındalık. Herkes keşke bunun farkına varabilse. Yani evlendikten sonra bir kadın sadece yemek getiren, çocuk bakan, kesinlikle, o zaman onun zaten yapan, parayla yapanlar var zaten. Kesinlikle. Ama o değil. Mutluluk, huzur başka bir şey. Ve siz bunların farkına varıyorsunuz, bir karar alıyorsunuz. Ondan sonraki süreç esas zorlu süreç. Boşanmaya karar vermek çok zor. Bunu başaranlara, yani gerçekten hakkında başaranlara da evet önemli, çok kıymetli. Ama sonrasında yalnız kalmaması gerekiyor kadının. Kesinlikle. Çevrenin artık onu kıskaca almaması gerekiyor. Siz nasıl açtınız bunları? Yani tamam, kitap siz yazdınız, ettiniz ama o dönemi, o süreci nasıl açtınız? Ailenizle mi yine? Tabii. Yine en büyük destem ailemde. Yani bir de şöyle bir şey. Hani zaten evet oklar geliyor size. Tabii. Ama bunları mümkün mertebe, yani bunlarla çok ilgilenmesinler. Tabii canım. Çünkü kendi ne istediğine baksın. Tabii ki, diyorum ya, hani kendileriyle uğraşsınlar. Zaten doğru yolu bulacaklar. Tabii. Çıkış kapısı muhakkak olacak. Yani. Evet. Evet. İşte dediğim gibi bu şifa tanecikleri de insan kardeşlerimin, kadın dostlarımın o üzerine giydirilen ne güzel bir laf öyle, insan kardeşlerim, ne kadar güzel. Harika. Yani bu anlamda bu kitabı kaleme almak istedim. Hani yeter ki ulaşsın, birçok yere ulaşsın istedim. Çünkü ben her zaman bunu da söylüyorum. Hani benim karşımda
boşanmış ya da boşanmak üzere ya da işte bunun kararına varamayan birçok kadın arkadaşım olmuştur. Yani derim ki, yani bir dişçiye gittiğinizi hayal edin. Hı hı. Size de hani söylüyorum. Yani şimdi dişlerinizin üzerinde lekeler olduğunu farz edin. Şimdi ne yapar diş hekimi? Değil sadece mi? O lekeleri temizler ama onun üzerinde durmaz sadece. Hani bakalım derinlerde de bir şey var mı? Tabii. Daha sonra neden kaynaklandığına bakar. Daha sonra tekrarlanabilir mi? Doğru. Deyip sizin panoramik röntgeninizi çeker. Hı hı. İşte ben de diyorum ki aynanın karşısına geçin, panoramik röntgeninizi çekin. Bedensel, zihinsel, ruhsal. Zaten sonrasında yolunuzu buluyorsunuz. Evet. Çok güzel anladınız. Yani. Çok güzel. Ben bugün programımızın konusunu avucumuzun içindeki kelebek demiştim. Hatta belki de kitap ismini bu şekilde yazar yazdığınız için algılamış olabilir bazı izleyicilerimiz. Konumuz bizim bugün avucumuzdaki kelebek, avucumuzun içindeki kelebek. Hani Bilge'ye sormuş ya avucumdaki kelebek yaşıyor mu, canlı mı, ölü mü diye. Senin elinde demiş. Evet. Her şey kendi elimizde. Biz bugün bunu anlatmaya çalışıyoruz ve Eser Kurtuluş gerçekten bu konuda yani Duygu'da da çok güzel anlattınız. Cesurca her şeyi paylaştınız. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çok özel duygularınızı da burada paylaştınız bizimle. Ve bunların hepsi örnek. Yani kişilerin kendisine hani düstur edinmemiz gereken konulara değindiniz. Kesinlikle. Bu anlamda çok kıymetli. Ben bu konuda tebrik ediyorum. Tabii ki aileler boşanmasınlar. Keşke tabii bütün ki, herkes çoluğunla çocuğunla mutlu mesut yaşasın ama ne güzel bir şey söylediniz. Bir çocuğun üç ebeveyni var dediniz. Biz hani deriz ya anne baba anneanne dedeler vardır bir de değil. Anne baba arasındaki ilişki esas ebeveyn. En önemli faktör. Çok önemli. Bakın ben bunu ilk kez duydum. Gerçekten işte yani hani öğrenmenin yaşı yok ya, çok gençsiniz ama bize ne kadar güzel şeyler öğrettiniz bugün, ne kadar güzel şeyler anlattınız gerçekten. Ve sonra kitabımızı çıkardık. Evet. Nasıl başardık? Kitap çıkarmak da maniyetli şeyler. Evet. Yani İstanbul'daki yayın evleriyle görüştüm. Hı hı. Birkaç yayın evi takibi almıştım. Evet. Aradım. Sonra birisiyle anlaştım. Hı hı. Bu anlamda. Göndermemi söylediler, hani ilk 10-15 sayfasını değerlendirmeye alacaklarını söylediler ama yine de ben hani diyorum ki hemen olmaz galiba. Evet. Biraz daha mücadele etmem lazım şimdi, hiç tabii beklemiyorum böyle bir şey hemen evet diyeceklerini. Sonrasında üzerinden bir hafta kadar bir süre geçti. Bana geri dönüş yapıldı. İşte Esra Hanım, editörümüz tarafından yazdıklarınız onaylandı. Şimdi ise Kültür Bakanlığı son olarak onaylayacak. Onun onayını bekleyeceğiz. Sonrasında evet, size inşallah basın tarihini belirleyeceğiz şeklinde geri dönüş yapacağız dendi. Büyük heyecan tabii bu. Evet. Yine belli bir süre sonra tekrar onayladıklarını söylediler. Böylelikle basıma geçildi. Güzel. Basıma geçildikten sonra işte yayın evi kendisi zaten belli bir adet alıp dağıttı kitapçılara. İzmir'de Kozalak ve Kültür Kafe var Buca'da. Hı hı. Orada raflarına yer verdik. Manisa Soma'da da yine belli kırtasiyelere dağıttık. Güzel. Evet. Güzel bir çalışma yapmışsınız ama. Evet. Sonrasında tabii sosyal medyada malum yani her gün belli bir vaktimiz evet, geçiyor, geçiriyoruz. Evet. Soma'da belli bir kesim var, böyle sosyal yardımlaşma anlamında aktif bulunan vatandaşlarımız var. Onlar böyle belirli aralıklarla canlı yayın yaparlar. Ben de tesadüfi, yani bir akşam böyle boş bir vaktim var, canlı yayına katıldım. Orada SMA'lı bebekler üzerine evet, bir çalışma gerçekleştirdiklerini söylediler. Evet. Oraya hemen bir parantez açalım. Esra Hanım, yazarımız, kitabının satışlarına başlamış. Satışları yaparken sevgili izleyiciler, ben de zaten asıl bu hareketiyle haberdar olduktan sonra kendisiyle özel olarak tanışmak istedim. Çünkü hem tabii ki genç, eğitimli bir anne, bir yazar, en sonunda duyarsız kalamayacağı çok belli ama öyle de güzel yetiştirmiş ki kendisini. İşte bir SMA'lı bebekle tanışmasıyla beraber ufkunda farklı bir yol almaya başlamış. O nedenle kendisini yürekten kutluyoruz biz.
Böyle bir genç yaşta çok örnek bir davranış sergilemişsiniz. Şimdi detayını sizden alalım. Şimdi bu yayına katıldığımda canlı yayına. Tabii bebeği tanıtıyorlar. Bebeğimiz Balıkesir'de. Evet. Soma'da akrabaları ikamet etmekte. Hı hı. Dolayısıyla Soma'da da yayılmış işte bu sosyal yardımlaşmayı gerçekleştiren. Evet, SMA'lı bebeklerimiz gerçekten çok yardıma ihtiyaçları var. Çok aslında devletimizin. Çok da var. Yani bir an önce gerekli. İstiyoruz. Yani artık Sağlık Bakanlığımızın bu çocukların bütün bakımlarının, kesinlikle, ilaçlarının yurt dışından şu alınamayan, bir türlü getirtilemeyen ve vatandaşlanacak yardımlarla yurt dışında zaten tedavileri sonrasında devam ediyor bildiğim, kesinlikle, kadarıyla. Çok da ciddi paralar ama insanlar telef oluyor, ömrü yeten var, yetemeyen var. Yani çok zor ve acılı bir süreç. Ve siz burada bir merhem oluyorsunuz. Evet. Yani burada bebeğimizi tanıttıklarında işte o anneliğin verdiği o içgüdüyle, yani o an hemen ışıklar yandı beynimde. Dedim ki ben ne yapabilirim? Zaten bu kitap bir şekilde satışa sunuldu. Zaten insanlar bundan faydalanacak. Sonrasında dedim ki yani ben de bir anne olarak, sonuçta hiçbirimizin bu hayatta garantisi yok. Yani hepimiz biliyorsunuz bir engelli adayız. Yani hasta olabiliriz. Tabii benim de bir bebeğim var. Tabii Allah herkesi korusun bu anlamda ve şifa diliyorum tüm hastalarımıza da bu anlamda. Yani evet. Dedim gelirim Aysima bebeğin olsun. Nasıl olsa bir şekilde bu kitabı biz satacağız. Gelir elde edeceğiz. Evet. Yani bir anne olarak başka bir anneye, özellikle anne babaya, hani bu anlamda merhem olmak beni çok mutlu eder. Evet. Hani dediniz ya, mutlu oldum mu, mutlu oldum mu? Şimdi mutluluğu yakaladık, öyle mi? Kelebek uçtu. Kesinlikle. Harika. Yani Semihalı Bebek Balıkesir'deki, adını bir daha alalım bebeğimizin. Aysima Bebek. Zaten sosyal medyalarda görüyorsunuzdur, evet, bunu sevgili izleyiciler. Yani hangi bebek olursa olsun. Tabii ki. Bu konuda çalışma yapan herkesi de tebrik ediyorum. Kolaylıklar diliyorum öncelikle. Bu ciddi bir gönüllülük çalışması. Çünkü çok paralar gerekiyor. Gerçekten bu çocukların sağlığına kavuşmalı ki kavuşabiliyorlar. Değil mi yani? Tabii ki, sonuç alınabilen bir çalışma. Yani hani acabalı bir çalışma değil. Yok. Sonuç alınabilen bir çalışma. Sağlık hizmeti, öyle söyleyeyim. Ve siz şimdi bu saatten sonra kitap satışlarınızda SMA'lı bebeğimize, Aysima'ya destek olacaksınız. Öyle mi? Doğrudur. Başladık mı çalışmalarımıza? Tabii ki başladık. Başladık ve çok güzel gidiyor. Öyle mi? Harika. Çok güzel gidiyor. Yani beklenilenin üzerinde. Bravo. Vallahi bravo. Satışlarda. Tabii. Öyle mi? Ay, harika. Yani hepsi harika. Aysima bebeğimiz için. Direkt onun hesabına gidiyor her, evet, şey. Evet. Zaten kendisini de ziyaret edeceğiz biz. Hatta Balıkesir'den de davet edildik. Hani kitap, bir kısım kitap da oraya götüreceğiz. Aysima için şu an Balıkesir'de her gün bir kermes düzenleniyor. Öyle mi? Tabii. Orada işte gönüllü annelerimiz yer alıyor. İşte kendi el emekleriyle, yaptıkları şeylerle orada sergiliyorlar, stand açıyorlar. Yine ben de kitaplardan belli bir sayı oraya götüreceğim. Evet. Orada da stand kuracağız. Hem tanıtım yapacağız yine, hem satış sağlayacağız. Hı hı. Yani bu şekilde ilerliyoruz. Ve gelirler Aysima bebeğimize gidecek. Evet. İşte kadının gücü. Kesinlikle. Her anlamda, değil mi? Ne güzel dediniz. Bak orada her gün kermes düzenleniyor. Bakın neler buluyorlar. Ne güzel şeyler yapıyorlar. Ve bu kermesin bir çok böyle kabul edilebilir, çok kıymetli bir amacı var. Her gün kermes yapıp, hı hı, toplanan geliri Aysima bebek için harcayacaklar, gönderecekler ve o bebeğin işte hayatı kurtulsun diye. Yani aslında biz hani istedik mi, kadınlar neler başarıyoruz. Kesinlikle. Kadın isterse başaramayacağı hiçbir, kesinlikle, şey yok aslında, değil mi? Kendimizi değerli kılmamız lazım her şeyden önce. Evet. Çünkü biliyorsunuz ki artık insanlar robotlaştırılıyor. Hı hı. Robotları da insanlaştırmaya başladık. Yer değiştiriyoruz. Dolayısıyla bu şekilde değerlerimizi kaybediyoruz. Evet. Bakın artık yapay zeka ve bu mekanik araçlarla biz geleceğe doğru yürüyoruz, yürümekteyiz. Hı hı. Ve bizim çocuklarımız, işte torunlarımız yeteneklerini, yetilerini bu mekanik araçlarla yarıştırmaya başlayacaklar. Evet. Ve o noktada değerler ciddi anlamda kayboluyor. Değişiyor. Yani evet. Şimdi şöyle özetleyeyim ben. Dünya benim karşıma gelip dese ki, işte Esra Hanım, bana bir koçluk yapmak isteseniz, hı hı, bir yardımda bulunmak isteseniz, ne şekilde bunu başarabiliriz? Ben derim ki,
sevgili dünya. Şu anki durumun nedir? Ve bana anlatır. Çok karışık. Çok karışık. Ve bunu hepimiz biliyoruz. Evet. Peki, gelmek istediğin nokta nedir? Bu da anlatır. Bunu da çok iyi biliyoruz biz. Peki sevgili dünya, buradan buraya gelebilmek için aradaki engel nedir? Sizce ne cevap verir? Kesinlikle insan hayatı. Peki nasıl bir çözüm bulabiliriz desem ben dünyaya? İnsanoğlunu yok etmek. Evet. Peki başka bir çözüm yok mu? Olmaz mı? İnsanoğlunun kendisinde çözüm. Evet, doğru. Yani diyor ki sen değiş ey insanoğlu, dünya değişsin. Evet. Bu kadar net. Ne kadar güzel özetlediniz. Yani. Harika. İşte bir yazardan dinlemek başka bir şey oluyor demek ki. Kitabınızı zaten evet, bugün ne yazık ki yetişmedi kitabın buraya gelmesi. O yüzden direkt tanıtamadık ama zannediyorum arkadaşlar fotoğrafını herhalde gösterdiler. Tabii ki ben bu kitaptan mutlaka istiyorum. Aysimar Bebek için de istiyoruz. Elimizden gelebilecek, yapabileceğimiz ne varsa. Öncelikle böyle çok kıymetli, çok sağduyulu yaklaşımınızdan dolayı, verdiğiniz bu destekten dolayı gerçekten kutluyorum. Örnek bir şey, çalışma. Çünkü siz şu an hani dediniz ya işte bir yıl kadar çalıştım. Şu an işte kitabımı yazdım. Yani önceliğinizi mutlu olmayla ilgili önceliğinizi Aysimar Bebek'le ölçtürdünüz. Umarım yolu hep açık olsun Aysimar Bebeğimizin de. İnşallah. Umarım tez zamanda yardımlar toparlanır ve peşinden çocuğumuz kurtulur. Tabii burada çocuğun nerede olduğunu hiçbir ehemmiyet yok. Görüyorum ben gönüllü çalışanları, canlı yayınları. Duydukları herhangi bir bebek için hemen koordine oluyorlar, çalışıyorlar. Tamamen resmi hesaplarla yapılıyor bu yardımlar. Ve sizin hani kendi çocuğunuz olan kitabınızı bunun için bağışlıyorsunuz. Harika. Evet. İkinci baskı olacak geliyor, mı? Geliyor mu? Evet. Basıldı, geliyor. Tabii. Oo, şahane. İkinci baskıya geçtik bile. Ne kadar oldu bu kitabı basalı zaten? Çok da uzun soru. Bir ay gibi bir süre oldu. Yani kitap bir ay önce basalı çıktı. Evet. İkinci baskı mı, ilk baskı mı bir ay önce? İlk baskı bir ay önce, şu an ikinci baskı yolda. Ciddi misiniz? Aman yarabbim. Gerçekten. Evet. Ben hani 5-6 ay ya da 1 sene falan vardır diye düşündüm ama değil. Yani bir ay önce bastınız zaten, satmıştınız. Evet. Satışlarınız gayet güzel gitti maşallah. Daha da bol bol i̇nşallah, satılsın. Inşallah. Bol okurunuz olsun. Yeni kitaplarda yazın inşallah bu konuda. Kesinlikle inşallah. Talebimiz olsun. Ve siz bir ay içerisinde birinci baskınızı bitirdiniz. İkinci baskı yolda ve ikinci baskıyla destek olacağız, öyle mi? Tabii. Süper. Tebrik ediyorum. Gerçekten. Ben çok mutlu oldum. Böyle genç, akıllı bir kadınla tanıştığım için ne istediğini bilen, ne yapmak istediğini bilen, çevresindeki kendisine yönelten olumsuz okları böyle tırırırt, kendilerine doğru döndürmeyi başaran, değil mi? Yansıtıcı şeklinde. Evet. Gerçekten kutluyorum. Çok şanslı bir oğlunuz var. Böyle bilinçli bir annesi olduğu için. Böyle duyarlı. Gerçekten mükemmel. Bayıldım. Çok da hoşuma gitti. Çok da gurur duydum sizinle gerçekten. Ne güzel. Böyle genç bilinçli kadınları gördükçe her şeyin başı eğitim diyoruz zaten. Kesinlikle. Kadın ya eğitim derken üniversite okuyamamış olabiliriz. Gidememiş olabiliriz. Tabii ki. Benim rahmetli annem de gitmemiş. Ama kendini yetiştirmek başka bir şey. Yani benim rahmetli annem bir sürü eğitimliği cebinden çıkartacak kadar kendini yetiştirmiş bir kadın. O başka. Tabii zaten ülkemizde artık eğitim ve öğretim diyemiyor. Sadece öğretim diyebiliriz. Eğitim var mı? Eskisi kadar yok. Maalesef. Bizim çocukluğumuzun öğretmenlerine Allah razı olsun. Bütün ölmüşlerine gani gani rahmet diliyorum. Yaşayanlara sağlıklı ömür diliyorum. Bambaşkaydı bizim öğretmenlerimiz gerçekten. Kesinlikle. İnsan yetiştiriyorlardı. İnsan. Yani ülkesini, i̇şte atasını, yani. Vatanını seven. İnsan kardeşliği. Aynen. Ya. Aynen öyle. Aldığı bir kuruşu hak etmesi gerektiğini bilen bir nesil yetiştiren öğretmenlerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum ben. Evet. Maşallah. Çok güzel şeyler anlattınız. Öncelikle başarılarınızdan dolayı kutluyorum. Teşekkür ederim. Hani ünlü olmak istiyorum demiştiniz ama siz gönüllere taht kuracaksınız. Bu belli olmuş. Evet, Soma'dan bir meşale yakmışsınız.
örnek olacaksınız. Bütün böyle kadınlarımıza örnek olacaksınız umarım. Bizi izleyen şu an kafasında yani evliliğini bitirmiş, ayrılmış ama ne yapacağını bilemeyen kadınlarımız için de çok güzel şeyler örnek verdiniz. Çocuğunu yetiştirirken ne yapacağını bilemeyenler için de güzel örnekler, tiyolar verdiniz. Evet, programımızın da yavaş yavaş sonuna geldik. Ben hem kitabın adını almak istiyorum, tekrar son olarak bahsetmeye, yani unuttuğumuz şeyler varsa lütfen onları da toparlayarak paylaşın bizimle. Buyurun. Yine aynı şekilde Şifa Tanecikleri isimli kitabımı az önce de belirttiğim yerlerden temin edebilir insan kardeşleri. Yani gerçekten semalı bebeklere destek olacaksınız bu anlamda. Yani buradan sesleniyorum. Kayıtsız kalmamalarını diliyorum. Evet. Ve rica ediyorum. Yani şöyle yapabilirsiniz. Kendinize, yerinize koyun. Yani hepimizin evladı var. Hepimiz yani genel olarak hani annelik duygusunu tadıyoruz. Tatmak istiyoruz. Yani bir annenin istediği şey zaten nettir. Evladının her şeyden önce sağlıklı olmasıdır. Yani ve onun yürüyeceği yolu ışıklandırmaktır, o şekilde görebilmektir. Dolayısıyla bu bebeklerimize yardımcı olurlarsa, bu konuda duyarlı olurlarsa çok sevinirim. Evet. Yine kadınlara da tek söyleyeceğim şey, hiçbir zaman mücadeleyi elden bırakmamalılar. Evet. Zaten kendilerini gerçekleştirdikten sonra, kendilerini bulduktan sonra açılmayacak hiçbir kapı yok. Bunun içinde artık bir sürü, artık seminer, eğitim, terapi, yani çok her yaygın, şey çok yaygın. Evet. Gitsinler, hiçbir şekilde bırakmasınlar. Kendilerine göre bir destek muhakkak bulacaklardır. Evet. Mutlaka. Dediğim gibi yani sen de doğru yerde doğru kişiyle karşılaşacaklardır mutlaka. Kesinlikle. Çünkü ben karşılaştım. Yani ben yolumu yürüdüm ve gerçekten bana birçok kapı açıldı. Öncelikle kendilerine inanacaklar. Her şey inançtan geçiyor. İnanacak, ve hayal gidecek. Kurmayı hiçbir zaman bırakmayacaklar. Yani hayaliniz yoksa zaten nereye gideceğinizi bilemezsiniz. Evet. Hayaliniz varsa size o kapılar teker teker açılıyor. Evet. Bu bir gerçek. Siz canlı örneksiniz bu konuda değil mi? Teşekkür ederim. Yani evet. O nedenle kendimizden memnun değilsek, kendimizi onarmaya çalışıyorsak, aynı şekilde dünyamızı iyileştirmeye çalışıyorsak, çevremize de aydınlık olmak istiyorsak, ne diyoruz? Önce sen değiş, sonra dünya değişir. Değişecek. Aynen. Önce biz değişeceğiz. Tabii ki. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten. Ben konu başlığını yazarken çok tereddüt etmiştim. Acaba detaylandırma yapabilecek miyiz diye. O kadar güzel örtüştü ki avucumuzun içindeki kelebek. Bu duygumuz olur, hayalimiz olur, çocuğumuz şey olur, kendimiz olur. Ne olursa olur. Her şey bu avucumuzun içindeki kelebek. İşte o kelebeğe ya hayat vereceğiz ya özgür bırakacağız. Tabii. O kelebek doğru yere konacak. Bizim hayallerimize, ufuktaki hayallerimize ya da avucumuzun içine sıkacağız ve ölecek, gidecek. Her şey içimizde, aynen öyle. Saklı. Tabii yani işte Bilge'ye sormuş ya kız, avucumdaki kelebek yaşıyor mu? Yaşamıyor mu? Ölümü de senin elinde demiş. Yani senin elinde. Kesinlikle. Her şey bizim elimizde. Kesinlikle. Hele hele doğuran kadın, üreten kadın değil mi? Dünya zaten aslında bir kadın mitolojide, değil mi? Evet. O zaman bu kadının başaramayacağı hiçbir şey yok. Kesinlikle. Yeter ki ufkumuza doğru hayalimizi yerleştirelim. Baskılar, maskılar, çevre, o dedi, bu dedi değil. O, şuramız kesinlikle. Ne dedi, evet. Buramız ne istedi, ne yapmak istiyor? Çocuğumuz için, kendimiz için, geleceğimiz için, çevremiz için nasıl bir insan olmak istiyorsak bunun için mücadele edeceğiz. Kesinlikle. Sadece kadın olarak da insan olarak öncelikle. Evet, Esra Kurtuluş. Ben tekrar kutluyorum, tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel bir sohbetti. Ben çok şey öğrendim. Böyle yaşayan, içinden gelerek anlatan birisiyle karşılaştığım için de çok mutlu oldum. Benim kahvim. Yolunuz hep açık olsun. Teşekkür ederim. Gerçekten çok doğru bir işte yapıyorsunuz. Umarım semalı bebeklerimiz için de herkes böyle bir mücadele içerisinde. Umarım artık yavaş yavaş devletimiz de, bakanlığımız da bu çocuklara sahip çıkacaktır. Tabii asıl isteğimiz bu. Ama bunun yanında kadınlar neler neler üretip, ne gönüllü çalışmalar yapıp çocukları hayata tutunmak için emek veriyorlar. Evet. Hepsinin yolu açık olsun.
evet sevgili izleyiciler, bugün biz Esra Kurtuluş genç yazarımızı dinledik. Ne kadar güzel şeyler anlattı, ne kadar güzel örnekler verdi ve kendi yaşadıklarını büyük bir cesaretle bizimle paylaştı. Yolu açık olsun diyoruz, bol okurları olsun, bol satışları olsun ve bundan sonraki satışlardaki amaç belli. SMA'lı Aysma Bebek için umarım hedeflenen para bir an önce toplanır ve bebeğimiz de sağlığına kavuşur. Evet, bir sonraki Mor Cepken'de yeniden buluşmak dileğiyle sevgiyle kalın, hoşça kalın.